Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Elimizde bir tane T290 Samsung'un tableti var. İçinde Gmail hesabı ya da ekran kilidi varken bunu sıfırlamışlar. Ve kurulum yaparken belirli bir yere kadar gidiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Şunları kabul edelim. Sonra gidiyorum. Bakın burada cihazınız fabrika ayarlarına sıfırlamak için izinsiz bir girişimde bulundu. Kimliğinizi doğrulamak için Wi-Fi ayağına bağlanın diyor. Normalde burayı Wi-Fi ayağına bağlamadan atlaması gerekiyor sistemin. Ama atlamıyor. Bakın şurada aktif değil. Wi-Fi ayağına da bağlasanız sizden şifre istiyor ya da Google hesabını istiyor. Ne yapmamız gerekiyor diyorsanız, ilk önce ben iki tane link vereceğim sizlere. Videonun altına onları indirmeniz gerekiyor. Bir tanesi Sunfilm'den Çin yazılımı indirmemiz gerekiyor. Bu Çin yazılımı arkadaşlar indiriyorsunuz. Şu üçüncü şıktan indiriyorsunuz. Basınca tekrar altında bu download geliyor. Tekrar basıyorsunuz. Diğer linklerini de deneyebilirsiniz. Ben şimdi ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Çin yazılımını buna yüklememiz gerekiyor. Şöyle yapıyorum. Sayfamızı aşağı indiriyorum. Ücretsiz program olan Odin'le beraber bu yazılımı yükleyeceğiz. BL, AP ve CSC yükleyeceğiz arkadaşlar. CP'yi seçmeyeceğiz. Bilginiz olsun. İndirdiğim klasörü açıyorum ben. Pardon o değil. Şuradan. Yanlış geldik. Z3X'e gidecektik. Çünkü oraya etkinleştik. Dedik. Neydi? BL. BL'yi seçtik. Biraz bekliyoruz. Evet geldi. Ondan sonra AP'yi seçiyoruz. Yine aynı sayfada AP. Şu başlık en baştaki oluyor. Onu da seçiyorum. AP biraz uzun sürüyor buraya gelmesi. Bakın burada please wait diyor. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Yanıt vermiyor diyor ama bekliyorsunuz yine de. Bu Odin'de yine internetten indirebilirsiniz. Ücretsiz bir programdır. Bekliyoruz. Tamam, o geldi. Şimdi de CSC'yi, CP yüklemiyoruz. CSC'yi yüklüyoruz. Pardon. Mouse atlıyor. Şu sondan ikinci sıradaki. Seçtim. Aç diyorum. Onun için de biraz bekliyoruz. Tamam. Şimdi tabletimizi download moduna almamız gerekiyor. Bende Z3X olduğu için onunla beraber hemen download modu, yani indirme moduna almam gerekiyor. Şuradan reboot to flash diyorum. Tabletimiz download moduna geçecek. Evet, ses geldi. Şu anda download modunda tabletimiz. Ve burada start tuşuna basıyorum. Çin yazılımını yükleyeceğiz. Bastım. Şu anda atış başladı. Şu bakın. Gördüğünüz gibi şu anda telefondan çektiğim için biraz bulanık gösterebiliyor. Şu anda yazılım yükleniyor. Ben bunu arada donduracağım. Durduracağım, video yaptıracağım yani. Bilginiz olsun. Şu an yüklüyor. Sırasıyla işlemleri yapa yapa gideceğiz arkadaşlar. Evet, az kaldı. Yükleme devam ediyor. Evet, şu anda yazılım yüklemesi bitiyor. Çekiklerin başlarını saplamadım sağ olsun. Bu sefer datayı yüklüyor bu sefer. Az kaldı. Modem dosyasını yüklüyor.
Evet. Pas dediği anda arkadaşlar yeşil butonda tamamen yazılım yüklendi. Başarılı bir şekilde yüklendiğini gösteriyor bu. Tabletimizde zaten hemen açılmaya koyuldu. Tabii ki yazılım atıldıktan sonra tabletler biraz uzun sürede açılıyor. Evet, tablet daha açılmadı, bekliyoruz. Yani 5-6 dakika kayıp bulabiliyor bazen. Beklemeye devam. Evet, şu anda açılıyor. Şuradan dilini Türkçe seçiyoruz. Türkçe demişim. İngilizce seçiyoruz arkadaşlar. Ben de Türkçe diyorum. Okey diyorum. Devam et diyorum. Burada bir Wi-Fi ağına bağlamamız istiyor. Bağlıyoruz. Evet, Wi-Fi ağına bağladık. Şu baştan 3 tanesini kabul ediyoruz. Next diyorum. 20 i falan var. Onun RAM'i 3, sana az biraz da 4 lazım. Bu şey RAM'i 2 oldu. X6. Olmadı mı? Hayır mı? Skip diyoruz. Nereye yazdım bunu? Deyim bana. Dant. Yanlış yaptık burada. Geri geliyorum. Buraya atla diyorum. Next diyorum. Atla diyorum. Şuradan çıkartıyorum. Next diyorum. Finish diyorum. Nerede? Ve tabletimiz açıldı arkadaşlar. Biz Arap'tan alıyoruz da. Arap diye götürüyoruz. Burada tabletimizde gelişim seçeneklerini açıp OM kilidini açmamız gerekiyor. Settings'e giriyorum. Tırman hakkında kısmına giriyorum. Yazılım sürümüne giriyorum. Buradan build number. Şu anda giriş seçenekleri açılmış oluyor. Bir daha geri çıkıyorum. Bir daha aşağı geldiğimde developer options diyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Şunu kapatıyorum. OM Logic diyor arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz. Tıkladığımızda böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Enable diyoruz. Ve şimdi yapmamız gerekense burada bizim Türkçe yazılımı yüklüyoruz burada. Sen de 650 olsun.
demiyorum ama biz en kötüsünü düşünmemiz lazım. Sonra yarın bir gün şu olur. Ben orada 100-200 kazanacağım. Sen ne kötü olmak istemem. Ben bir şey diyeceğim. Yavul gibi telefon. Ekran üzerinde sıkıntı olan ekran. Herhangi bir farkı var mı? Çünkü masada duruyor, diyor, bu dokunmatik bana ediyor. Cam var, ana cam, kırılan. Kapanıp bir de ağzındaki LCD, görüntü veren. Kamera mümkün. Görüntü gittiyse o gitmişti. Kazan oluyor, camı kırık sadece. Şeyfeyi seçiyorum. O zaman cam değişimi yapılabiliyor. Ben burada ben kendim yapıyorum ama camı varsa da değmedi. Tamam da bir aşkla bir yere kadar da sonuçta da var. Sonra cam seviyor belli de çok önemli. Onlarda cam bulamazsın. Onların camı yoktur piyasada. Onlara işte böyle ekran olsun. Sıkıntı yok. Görüntü gitti mi sende? Söktüm baktım şeyse de. O parçada sıkıntı var. Yani aynı telefonu yok gitmemiş. Her yere giriyordu. Yani dokunma gitmiş. Bak, o da bir şey. Sanki o ayarlar başka başka cihana gelip şey yazıyor. Yani kapatın bir daha anlat bir ayarlar olunca olayını. Telefon çalışıyor. Tamam şimdi her şeyi çıkıyor. Desen'i geçiyorsun da telefon ne zaman ses ekran değiştirir desen gider mi acaba? Kapanıp açayım. Sessizde tut telefonu bir de arasın sıkıntı yok. Ama telefonu açsa kulağına da ya alo demeden gene kapan. Şeyi bilemedim. Ya ana hoparlöründe ya kulak hoparlöründe bir sıkıntı var diye düşünüyorum ben tabii. Bu benim yorumum. Mustafa sen nasıl bunu sen daha iyi anlarsın mı? Farklı bir ağız. Şeyi bile düşündüm ya. Hoparlörü dedim kesip açsam ondan kısa devreye kaldırsam bakarım acaba. Ne kelim var? Ya bir kesme telefon var. Cevabında telefonda bir sıkıntı yok kullanıyorsun. Ama Instagram'a giriyorsun sessizdeyken bir sıkıntı yok. Ses açmak için Instagram'a dokunursun ses açılır ya. Ses açmak için bastığında telefon kapama açılıyor. Ya da bir arama gibi. Evet, Çin Roman attıktan sonra OEM kilidini açtık. Ardından Türkçe yazılım attık ve kurulma başlıyoruz. 2'sini açıyoruz, sonra gidiyoruz. Bakın burada bu sefer Wi-Fi hatta geldi. Tıklıyoruz. Kapalama diyorum. Evet, biraz sessiz olsana. Adam var mı? Seni niye kıskanıyorum lan? Az sana çöpüyorum. Evet diyorum. Geçen kaç kişi izlemişti? Üçü mü? Bir tane de ben izledim dedi. Senin için ha Muhammed. Dört olsun var dedi Muhammed. Buyurun. Atla diyorum. Pardon atla diyorum. Yine de atlansın Mehmet diyorum. Ne dedin? Sen daha geçtin. Yine bir şey icat yaptın. Ya sen üçlü de dört yapayım demek şey değil yani. %70 atadım o. Burada geç diyoruz. Geç diyorum. Son diyorum. Açıldı. FNP kalmış oldu. Yorumlarınızı bekliyoruz.